Büyük bir tane indi veyahut da başka bir şey abiden. Abi zorla çileden çıkardılar. Onları bana nasıl yazarsınız? Adamlar yedi gittiler. Onlardan alacaksın. Ben vermiyorum. Fazla söze gerek yok. Şu hesabı kes de üstü kalsın. Yine bir lokantadayız. Yine kendi halinde oturan bir müşteri var. Ve yine şaka ekibimiz iş başında. Hoş bulduk. Kardeşim sen bana bir tane hamburger bir kola. Ver bakayım şimdi ne baktın ya. Oradan kiremit kebabı var mı? Var. Tamam. Hocam sen ne yiyeceksin? Ne var? Bak kiremit kebabı. Tamam. Şakazedemizin hemen yanındaki masaya yerleşen ekibimize son olarak Mustafa Karadeniz de katılıyor ve hemen siparişler veriliyor. Siparişler veriliyor verilmesine de şu hesap abiden lafını bizim anlamadığımız gibi tek başına oturan müşterimiz de anlamıyor. Ooo küller gelmiş. Hoş geldin, hoş geldin. Al oradan bir sallar ya. Bizim o bizden alalım. Gel hoş geldin. Bizden. Sizden ne? Yabancı değil ya, samimi arkadaş. Ne? Şey, abi baksana, geçsene. Sağ ol abi, eyvallah. Ambardan alabilirsin abisi. Teşekkürler, çok sağ ol. Acına da ölüyordum ya. Hiç sorma ya. Ya ben kes sorum Mehmet Hoca. Nerede tuttun? Akça baktın mı sen? Ne haber? İyi misin? Hocam, büyük bir tane indi veyahut da başka bir şey abiden. Hocam bana 2 kilo baklava yap, 2 kilo baklava paket yap eve getireceğim. Abiden. Senden değil ki, küçük mü senden? Seninle alakalı yok. Ya, burada bir abi sen misin abi? Bana diyor. Uzaktan uzağa kendisi işaret edilen ve hesap abiden sözlerinden rahatsız olan şakazedemiz, hayırdır tanışıyor muyuz diyerek olan bitene bir anlam vermeye çalışıyor. Oradan bir tane bol yağ sağda yap, paket yap, eve götüreceğim abiden. Suyuyorsunuz, içiyorsunuz, hesapları bana yazdırıyorsunuz. Rahatsız. Hesabı sana yazdırmıyoruz abi ya. Tüm uyarılara rağmen şaka ekibimiz şakazedemize yüklenmeye devam ediyor. Şakazedemiz sinirli. Bunlardan getir, boş ekmek et, abiye yaz, abiye. Merhaba. Afiyet olsun, afiyet olsun. Şu güzel mi abi ya? Afiyet olsun. Hesaplarınızı ödeyin kardeşim. Ben sizin hesaplarınızı ödemem. Ben yanlış anladım. Benimle alakalı bir şey yok. Ama arkadaşınız sürekli beni işaret ediyor. Yok. O biraz, onda biraz böyle etki var. Sağ sonu götürsen. Tamam, ben çalışmam gerisini. Bir şey diyeyim sana. Sen çok güzel jestler yapıyorsun. Seni sevdim bak, ben de sana şey vereceğim. Phoenix'in vakslarından vereceğim abi. Nedir bunlar kardeşim? Bunlar şey, vaks. Saçına sürüyorsun abi. Hem sertleştiriyor. Ben kullanmam, sağ olasın. Hem yapıştırıyor. Ultra teşekkür ederim. Saçına güzel de parlıyor. Sen çok ikramda bulundun bize. Biz de o yüzden sana ikram edelim. Yok, ben ikramda bulunmadım size. Nasıl bize ikramda bulunmadın? Bulunmadım. Yemek dersinden değil mi abi? Yok. Yemek dersen de... Abi biz de bundan sana ikram ettik. Phoenix. Yok, kullanmayacağım. Almayacağım mı? Yok, almayacağım. Ama sen bize ikramda bulundun. Yok, ikramda bulunmadım. Siz kendiniz bulundunuz. Niye orada 7 kişilik abi, senden değil mi onlar? Yok, benden değil. Ama ben söyledim orada abicen diye, sen bir şey demedin. Yok vallahi benden değil, sizden değil. Yani siz kendiniz söylediniz. Ben arkadaşlarınıza söyledim. Onlar dedi ki arkadaşta el tiki var, o yüzden öyle yapıyor dedi. Hesapları... Sen unut, bu Phoenix'in vaksları bizim sana ikramımız. Yok ben almayacağım. Kullanmıyorum ben. Saçlarım dökülüyor. Bu işte bu dökmeyenden abi. Yok kalsın, teşekkür ederim, sağ olasın. Neyse, verilen yüklü siparişten, yenilen tonla yemekten sonra şaka ekibimiz mekanı terk ediyor. Ve ne oluyorsa da ondan sonra oluyor. Nedir bu? Ben bir tane su içtim. Bu hesap kimin? Onları ben tanımıyorum. Onların hesabını onlardan alacaksın. Benim bir tane suyum var.
Onları bana nasıl yazarsınız? Adamlar yedi gittiler. Onlardan alacaksın. Ben vermiyorum. Gelen hesaba kızan Şakazedemir oldukça sinirli. Onlardan alacaksınız. Ben onları tanımıyorum. Yok, bana yazdırmadılar onları. Onun el fişi varmış. Öyle hareketler yapmış. Beni kandıramazlar onlar. Ben ödemiyorum hesabı. Bulacaksınız. Şuradan ileriye doğru gittiler. Hemen koşun, yetişin, alın hesabı. Kardeşim, ben bir tane su içtim. Benim başka hesabım yok. Bir tane suyum var. Onların yedikleri içtiklerini benden nasıl alabilirsiniz? Beyefendi, siz hesabınızı yazdınız. Nasıl benim hesabım var? Ben beyefendileri tanımıyorum ki. Tüm bunlar yaşanırken verilen siparişleri unutan şaka ekibimiz lokantaya geri dönüş yapıyor. Bizim şakazedenin gözleri karşısında biraz önce hesabı kendisine yükleyenlerden birini görünce bir ışıldıyor ki sor. Ben bu hesabı ödeyemem. Kusura bakmayın, benim bir tane suyum var. Ya ben burada demin havuç paketi unuttum, burada kaldı paketi ya. Paketimiz kaldı, unuttum ya. Bir tane paket daha söyleyeyim. İşte bu arkadaşlardı. Haklısın ya, benim bir arabayı çalıştım araba. Ya diyorum, nasıl bunlar bir şey var? Ben dedim, nedir bu? Düşündüm. Allah'tan zekeli insanım abi. Ne kadar şey ya. Bir tane STT'yi de unutmasın. Bana ver, ne yapıyorsun? İyilik, hesaplarınız işte bu arkadaşlarla birleştirilir, onlardan alacaksınız. Kim benden yedi, hesap alacaksınız. Siz yediniz içtiniz ya benim yan masada. Hesaplar senden değil miydi? Benden değildi. Valla mı? O zaman sen zaten tanımıyoruz abi. Tanımıyorum. Arkadaşım, sen demedin mi ki tamam? Bu saatten sonra senin daha samimi olursam adam değilim ben, tamam mı? Evet. İşim geçtiği zaman dayama uğramaz. Ben seni tanımıyorum ki kardeşim zaten. İşim ne zaman hiç aramıyor. Yap kanka, gel hadi gezelim. Kardeşim, ben seni tanımıyorum ki. Ne telefonundan bahsediyorsun? Bir yere borcum vardı. Yok, bana destek olur musun? Evet, hesabınızı ödün ve öyle gidin. Bozuldu mu arkadaşım? Bozuldu. Bu mudur hesabı? Evet, hesabı. Sen ne, bir şey birleştin mi burada? Ben bir tane su içtim. Bunu suyla benden al abi. Onun suyu vermenize gerek yok. Verdim. Bak, bu kıyamda otma, sana su içme diyorum. Ne bu arkadaşım? Ben sizin arkadaşınız değilim kardeşim ya. Fazla söze gerek yok. Şu hesabı kes de üstü kalsın. Bak, otur abi, bir şey diyeceğim. Kanal tutmuşsa bakar edin. Sana şaka yaptım. Yemeklerin de bizden. Neyse ki her şey bir şakadan ibaretmiş. İlahi Mustafa Karadeniz. Yine yaptın yapacağını.